74 yılında İstanbul'dan Üstad Necip Fazıl Kısakürek Adana'ya davet edildi konferansa. Biz bundan haberimiz oldu lise öğrencisi olarak. Konferansta Üstad Necip Fazıl'ı dinlemeye gittik. 1976 yılı olduğunda liseyi bitirmiştik. Üniversite sınavlarına girdik. İstanbul Yüksek İslam'ı kazandım. Ve böylece hayalimdeki şehir, medeniyetimizin şehri, medeniyetimizin başkenti, payitaht diye ifade ettiğimiz dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'a, kendisi şiir olan İstanbul'a gitmiş olduk. Böylece İstanbul hayatı başladığında 74 yılında görmüş olduğum ve kitaplarıyla tanış olduğum Üstad Necip Fazıl'ı ve onun yolculuğunu, onunla beraber olmayı arzu ederek Büyük Doğu'ya doğru yolculuk yaptım. Büyük Doğu 1947 yılında Büyük Doğu Cemiyeti diye kurulmuş. 1950'li yıllarda Büyük Doğu Mecmuası yani dergi olarak Türkiye'ye söz söylemiş, kültürü, sanatı, edebiyatı, şiiri içinde beslemiş olan önemli bir edebiyat mecmuası dergisi. O zaman Doğu dediğimiz bu Büyük Doğu Mecmuası, Büyük Doğu Üniversitesi ki o zaman Üstad Necip Fazıl'ın yanına gidip gelen gençler Büyük Doğu Üniversitesi'ne mezun olup bir ifade ederlerdi. İşte hem üniversiteyi okuyorlar, bir üniversite okuyorlar, arkasından da eğer Üstad Necip Fazıl'ın yanına gidip geliyorlarsa, Büyük Doğu Mecmuası ile oturup kalkıyorlarsa, Üstad Necip Fazıl'ı ve onun yanındaki beslenmiş olan Sezai Karakoç'u, Nuri Pakdil'i, Nazif Gürdoğan'ı gibi isimleri eğer orada tanıyarak, beslenerek yolculuk devam ediyorsa, bu yolculuğun bütün adına Büyük Doğu heyeti diyebilirsiniz. Büyük Doğu Akademisi, akademisinden Büyük Doğu Üniversitesi'ne kendinizi mezun olduğunuzu ifade etmeniz mümkündür. Bu sizin için bir emanet. Yani Büyük Doğu Cemiyeti'ni Üstad Necip Fazıl Kayseri'de kurduktan sonra Kayseri'yi özel anlamda daha çok seviyor ve önemsiyorsa bu şehrin çocuklarının, gençlerinin de daha çok sevmesi, Büyük Doğu'ya meşgul olması, Üstad Necip Fazıl'dan yola çıkarak işte yedi güzel adama doğru bir yolculuk yapması icap eder. Buradaki kızlarımızın mutlak sürekli Sezai Karakoç okuyacak. Sezai Karakoç'ta ne okuması lazım? İslam, kıyamet aşısı, yedik cennet okuyacak. Haydi bakalım Bitül. Ben de çok memnun oldum Bitül. Recep Bey'in bahsettiği o ikinci yeni olarak. Yani o değerler o kadar kıymetli, o kadar güzel ki. Biz onlarla büyüdük. Böyle büyük üstadları gördüğümüz zaman yani o kadar çok feyz alabiliyoruz ki. Ayaklarınıza sağlık, dilinize ve gönlünüze sağlık. Allah razı olsun.